Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Mesela bizim hani yabancılara tamam, yabancıları ben de istemiyorum piyasada. Hani borsaya ben yabancı gelmesine karşıyım. Herkese selam. Bu videoda eski notlarım ne oluyor? 4, 5 mi oluyor? 5 oluyor galiba. Eski notlarım 5 yapacağım. Bu kanalı Twitter'da gördüm. Bu videoyu da Twitter'da gördüm doğal olarak. Güzel. Bunu izleyin. Güzel. Güzel. Bundan sonra her şey güzel zaten. Hani hiç işte Quaresma topu dışarı attı falan. Hani neydi o Quaresma'nın hareketi ya? Quaresma'nın trivia yok, trivia başka bir şey. Dur bakayım ya. Trivela. Trivela. Böyle bir şey çıkaramayınca da bakmadan rahat edemiyorum. İşte trivela yapayım derken topu taca atıyor mesela. Orada bir şey demeyeceksin. Oh, çok iyi, çok iyi. Ben çok seviyorum hani. Ya da mesela arabanızı park ediyorsunuz. Hop biri geldi, buraya park etme. Niye? Çünkü ben öyle söylüyorum. Sen kimsin? Ben bu mahallenin muhtarıyım. Ben bu mahallede çok seviyorum mesela derse biri. Hemen arabanızı oradan alacaksınız. Tamam mı hani? Biri mesela ne bileyim kırmızıda geçti. Yani yapılmaması gereken bir şey yaptım. Demek ki mahalle muhtarları kırmızıda geçebilir. Neden? Çünkü onlar seviliyor. Hani o mahallenin sevileni. Onlar muhtar seçmişler onu. Sevilince şey o hani şey gibi. Dörtleri yakınca ambulansa çeviriyorlar ya bazısı arabayı. Dörtleri yakıyorsun. Geçiş hakkı. Her şeye geçiş hakkı falan oluyor. Hastası var falan. Yak dörtleri geç. Halbuki ambulans tamam gelmesi zaman alıyor ama ambulansta müdahale de ediliyor hastaya. O yüzden sen götürürken hastaneye götürürken müdahale edemiyorsun. Onun gibi bir şey işte. Nereden nereye geldi. Şimdi bu kanalı, bu videoyu beğendim. Çok beğendim. Çok güzel. Şeyi falan da çok beğeniyorum. Neydi o? Gömlek kravat. Ensar Bey'i de çok beğeniyorum. Gömlek kravat. İşte dün şu kağıda Brüt Takas geldi falan yayını yapıyor. Neyse. 5'e geçelim. Bu herhalde 2016 yılında aldığım bir not. Tarih yazma alışkanlığım yokmuş o dönem. Burada kiraları yazmışım. Mesela Panora 55-60 falan olmamıştır yani. Mesela Yeni Gimat 150 oldu galiba. Mesela Yeni Gimat'ın Mart neyle oldu? Mart, Nisan, Mayıs tam kapalıydı. O tarihten bu yana yarım açık işte, hafta sonu açık değil falan. Gene 1 lira dağıtacak yani. Yani kar dağıtma yasağının ne kadar saçma olduğunu, kar dağıtma yasağı videom var galiba. Saçma diyor. Saçma yani. Saçma demişimdir. Hatırlamıyorum ne dedim. Saçma yani hani. Adam kârı şirketin dışına çıkarıp şirketi batıracak değil yani. Herif zaten kendi şirketi. İnsan kendi şirketini niye batırsın? Ama işte mükellefe, vatandaşa güvenmeme artık işlemiş maliyede, tamam mı? Şirketini kendin dolandıracaksın. İşte bu da öyle bir şeydi. Bana sorarsanız çok işlevsizdi. Ha bir de sınırlıyorlar ama altında mesela bir madde var. Altında 5 tane geçici madde var. Ne o? İşte borç ödeyecekse olabilir. İşte şirketle temasa geçeceksin. Ha bir de şu var. Bu temel zaten tamam artık yapacağım bir şey kalmadı. Yani yeni bir şey yok hani. Şunun bilanço incelemesi, bunun bilanço incelemesi falan yapmaya gerek yok. Çünkü aynı hani. GEO'larda yeni GİBAT incelemesine bakın. İşte aracı kurumlarda geçen sene yaptığım işmene bakın. Bütün aracı kurumlarda çalışır o. İşte sanayilerde izahnamelere falan bakın. Tamam artık ya. Bir işte bankayla sigorta, bankaları boş ver. Sigorta şirketlerine de bakarız bir ara. Ben bakmıyorum zaten sigorta. Prim üretimine bakacaksın. Daha da ona bakacaksın. Bir de o prim üretimiyle ne yaptıkları daha önemli. Ama onu da göremiyorsun zaten. Yani teknik dışı gelirde görüyorsun falan filan. O biraz şey. Mesela bir yılda %5 arttırmış ama şu var. Zaten fiyatı da artmıyordu bunun. Hani biraz şeye kaçıyor. Dedim ya işte enflasyon oranında işte satışını arttırsın, karını şöyle arttırsın, favorini böyle. O biraz şeye kaçıyor. İşte maksimum 23 yaşında olsun.
öğretmen sınıfı, pardon, branş öğretmeni olsun ki haftanın yarısı boş olsun. İşte sarışın yeşil gözlü olsun, 1,60 boyu 50 kilosu olsun falan, buna geçiyor, dönüyor o iş yani. Yani öyle bir kadın var, o da seninle evleneceğe denk geliyor, tamam mı? O biraz öyle denk geliyor. Ne veriyorsa ona az evi, ona bakacaksın. Mesela bu 2014'te galiba halka açık değildi. 2015 yılı içinde mi açıldı? Vallahi hatırlayamadım. 2015 yılında 135. Gerçi buna baktık galiba zaten ya. Hani aslında şimdi en potansiyelli aslında bu. Neden? Çünkü bu banka iştiraki. Banka görevlisi olmak önemli bir şey. Buna ne yapmışım? Debt equity, borç. Equity de öz sermaye bizdeki. 0,5 olmalı. Ya böyle yazmışım ama bunu çok olmasına da olmayabilir yani. Burada birinin hesabını yapmış ama kimin acaba? Kısa var. Bu galiba şey Tüpraş. Kısa dönem varlıklar, uzun, pardon, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler bölü öz sermaye. Ama bu Tüpraş olabilir mi acaba? 8 milyar öz sermaye nerede vardır? Bu fiyat satışlar. Bu fiyat dediği şey piyasa değeri şirketi. Bu da net satışları. Bu İngilizceden işte net satışlar, işte revenue, hasılat neydi ya? Hasılat revenue, net income, işte biri net income der, biri baş profit der falan. Burada o biraz karışıyor. Onu dikkat etmekte yarar var. Bu perakende şirketleri için düşünülebilir. Ya bu da aslında her şirkete gelmez yani. Ama mesela gittikçe sıfıra yaklaşıyorsa zaten şu, bunun sıfıra yaklaşması için ne lazım? Bu artacak ya da bu azalacak. Şirket ucuzlayacak ya da bu sabit kalacak ya da bu sabit kalacak. Daha doğrusu bu bundan daha hızlı yükselirse sıfıra yakınsar işte yani. Ya satışlarını arttırıyordur, fiyat da peşinden gelecektir. Migros'ta geldi mesela. Bunu ben gösterdim mi? 200 ve 50 günlük hareketli ortalamalarla ilgili şunu fark ettim. Büyükten küçüğe, tamam, bu zaten işte çizgi çizmeden yükseliş trendini görüyorsun. Mesela Aksigorta'da herhalde Mart hariç, işte bu Mart düşüşü hariç her zaman için fiyat 44 günlüğün üstünde, 200 günlüğün üstünde, 528 günün üstünde. Yani bu yükseliş şeyi demek. Ama mesela Ağustos'tan beri fiyat 8'den 10'a geldi en fazla. Belki şimdi 44 günlüğün altındadır, bilmiyorum. Bunu göstermiştim. İşte Akasya'dan 52 milyon dolar kira almışlar 2018'de. Akbatı'dan 22. Çünkü Akasya hem daha büyük hem de o Anadolu yakasında. Ya şimdi AVM konusunda çok şey var. Bu şey, bir gün okulda kantinde sıcak çikolata dökmüştüm, onun izleri. Hala duruyor. 238 milyon brüt kar. Ama hangi şirket işte? Bu galiba yeni Gimat, 135'ten tanıdım. Bu da saf. Bu karı 200 milyon. Şimdi yani ne dedim? Şimdi şişe camı gördüm masanın. Notlarımdan şişe camı gördüm. Vakıf GEO gördüm. Bir de Mercedes AMG Petronas takımı var Formula 1'de. Ondan da bir borsayla birleştirip yapacağım. Sana da başka bir şey yok zaten. Yani yapacağım bir şey kalmadı. Demek ki 108 milyon bu karı. Tabi bu çok borçlu. Hala daha çok borçlu. Ama borçlar ödenmek için var yani. Borç yiğidin kamçısı. Ama yiğidin. 3.000 TL temettü için çimsa 1.500. Yani şimdi şu var, tamam, temettü güzel. Yıllarca, yani 10 yıl geriye baktın mı acayip para kazan. Ama şu var, zaten iyi bir yılda bilmem kaç yıllık temettü veriyor sana tahta. Eğer tahtanın yarısını almadıysan, almamışsınızdır yani. Zaten veriyor yani. Şimdi 1 lira para ödeyecek Aksigorta. İşte Mart'ta 4 lira. Hadi Mart'ta alma. Temmuz'da 6 lira. Şimdi kaç? 3. 3 yıllık temettüyü ödemiş zaten. Ağustos'tan beri 8 desen 3 ayda 1 yıllık temettüyü veriyor zaten. Bir de fiyat düşüyor falan. Yani diyorlar ya fiyat. Doğru yani. İşte iş menkule bak. 3'ten 20'ye. Hayır, 20'de. Kaç ödeyecek? 1 lira ödeyecek. Zaten 20
neredeyse 15 yıllık şeyi bir yılda ödemiyor. Ya 15 yıllık kiranı peşin alıyorsun gibi düşün. Ama tabii başka bir şey, aynı oranda başka bir şey. Şimdi Warren Buffett, ha bir de Warren Buffett yazayım şuraya ya. Warren Buffett'ın şöyle bir geniş özetini yapalım. Kimdir, necidir? Sen ben gibi midir? Polis emeklisi midir? Şarık Tarağı'nın Amerika'daki cinsi midir? Mesela Şarık Tarağı gibi bir holding patronu mudur? Onu yapalım. Yapayım yani daha doğrusu. Akçansa alınabilir. Bunu niye yapmışım? Ha bu şey. Sermayenin, daha doğrusu dağıtılan karın milyonda biri, binde biri pardon. Bu milyonda biri mi? Milyonda biri için 313 lot lazım mesela. Bunun için de bunu niye böyle yapmışım ya? FK 4. Allah Allah. Bayağı düşükmüş. Şimdi kimse tabii bayağı para ödedi sana. Ama şu var. Ya benim hatırladığım bir ara da Çimsa'nın piyasa değeri Afyon'dan gerideydi yani. Afyon'un yarısı Çimsa'nın, yarı Çimsa'nın içinde Eskişehir fabrikası var. Kayseri var, Mersin var. Bir de terminaller, Amerika'da bile terminal var. Ha, terminal şey işte. Bu beton santrallerinde böyle, onun adı neydi ya? Silobas. Ha, silobaslar var ya, onlardan belki büyük ihtimalle. Ama Amerika'da var yani bir şey. Bir terminali. Çimsa 9 milyonmuş bak o zaman piyasa. İsmail 800 milyonmuş. Şu an 6000 küsur. Ya bunlar hiç sıkıntı değil benim için ya. Zaten sıkıntı olsa çoktan gebermiştim yani. Keşke gebereydim. İsmail'de hedef 4000. Şu an kaç ediyor? 80 bin lira ediyor. O zaman 8000 80 bin yani. 100 bin lira yatırsan 1 milyon. Ama şu var. O zaman da 3 ay 2 ayda bir 30 kuruş ne kuruş değil de ne 10 ay. 1 ay duran 2 günde %10 hareket yapan sonra bir daha yatağa bağlayan bir şirket şimdi öyledir. Böyle yani. 18 19 20. Yani 5 tane tavan çektiği çok nadirdir. Çimsa da yeni yeni tavanlara başladı. Ya şimdi bu da şimdi iyi para ediyor. Çimsa şimdi kaç ya? 3000 falan var mıdır? Ya bir de şu var. Bu dönem, bunu yazdığım dönem yeni gimatları bozmamıştım. Aslında bozmak lazım yani. 9 ay 9 ay. Yani bir sevdik gitmeden bir sevdik gelmez yapmak lazım aslında. Ben burada biriktirmeyi falan hesap ediyorum. Şu işte bak. 200 lot 200 lot. Şimdi 300 lot nasıl alacaksın abi? 6000 lira para yani. Aslında yeni gimatları ya bu bir tek bunu. İşte Panora da vardı. Bu yeni gimatçısı vardı. Aksigorta var mıydı? Neyse MKK'dan ya yani devletten bakmam lazım. Böyle bir hesap yapmışım ama sonra da silmişim. Aralık Ocak. Bu ne Ocak? 2020 Ocak. Omuzum vakit olmuş ya vay anasını hakikaten. Yaşlanıyorsun. 10 ay sonra hedefime geliyorum. Her ay 150 lot çim almış. Ya iyi ki almamışım yani. Çok can çekiştirdi 2020'de. Tabii can çekişmek de ya bazen can çekişiyorsun ya. Bu 2019 Mayıs mesela. 2020 Mart'ta da 180 lot almaya hesap etmişim ama zaten fiyatlar düştü. Ya buna sadık kalamadım mesela. Ya çünkü para yok. Ya bir de paran olacak. Yani fonculuk güzel de para gönderen olursa. O yüzden diyorlar ki işte uzun vadede biraz alın tutun. Yani foncular da herkes öyle der zaten. Uzun vadede işte senede de uzun vadede kazanacaksın falan. Zaten uzun vadede bu galiba benim bir ara şeye merak saldım. Model araba falan. İyi ki bunları aldım. Biraz aldım. Yani bunları aldım. Şimdi oyuncak gibi bizim büroda duruyor da öylece duruyor yani. Hedef aralık 850 592 8, bu 592'ye falan indi bu. 800'e falan indi Çimsa. Özellikle şu Mayıs Haziran'da falan. Zaten şu var. Mayıs Haziran'da 2100'e düştü Migros. Yani Çimsa 800 iken Migros yani düşünün. 2100'e düştü. 2002 tamam 2400'den. Bir inerken bir de çıkarken maliyetlen. 2400'den maliyetlenirsin. Yani o zaman da bayağı hatalarım oldu şimdiki gibi. En büyük hatam ne? İşte tek all in yapmamak şeyle. Ya
Kumarda falan olur ya, hepsini masaya koyar herif. Önündekilerin hepsini ortaya koyar. Önündeki pulların. Öyle yapmak lazım da işte öyle yapana kadar vakit geçiyor. Hani bu videolar var çünkü öyle yapana kadar 3 yılınız geçmesin. Ha? 3 ay, 4 ay falan geçsin. Yoksa ben bunları biliyorum yani. Brütkar, price sales, yurt dışı gelir, toplam gelir, tamam. Bu alacak devir izini boş verin. Çünkü dalgalanıyor. Nakit dönem, bunu da boş ver. O nakdin altında bloke mevduat da olabilir. Bak, pazarlama git. Bu da şirketten şirkete değişir. Kimisi pazarlama gider altında muhasebeleştiriyor. Kimisi genel yönetim mesela şeyde genel yönetim hepsi Pergamon. Tabii bu yeni Gimatlar duruyor. Pergamon da duruyor. Ben bunu yeni alacaktım parayla. Yani aslında Pergamonları da değiştirmem lazımdı. İşte iş menkulle ama insan yani o yanlış aslında. Bak 30 Nisan 2019 İstemir Migros Arçelik çizmiş İsmen. Şimdi Halk mesela Halk Sigorta'da çok iyi kazandırdı çünkü birleşme muhabbeti çıktı. Artı piyasa öncesi işlem platformunda işlem görüyordu bu. Hani şey kısıtlayıcı bir şey. Sürekli müzayede de olma, tek fiyatta olması. Nasıl kısıtlayıcı? Alana güzel. Hani hep ucuz kalıyor hemen hemen. Göz önünde olmuyor falan. Yani 300 milyon piyasa değerinden Halk Sigorta bugün benim kuruşlu galiba Türk Sigorta. Çünkü 1-1,5 liraydı zaten bu. Ödedi birleşmeden. Kim ödedi? Gene şey ödedi. Güneş Halk Bankası'na ödedi galiba. Halk Bankası'na ödedi. Sonra birleştirdiler. Zaten %5'ti bunun halka açıklığı. %5'ini şey yaptılar yani. Hatta çağrı fiyatını da yükselttiler. Çünkü zaten hani piyasa değerinin %5'ini ödeyecek o adam. Şimdi ayrılma akçesi mi? Ne diyorlar ona ya? Ayrılma fiyatı işte bir şey akçesi diyorlar ya. Onu kullanmayanlar çok karlı şu an. Şimdi Türk Sigorta yukarıda. Yani aslında bu hani Arçelik'in üstünü çizmişim. Aslında bir tane hariç hepsini çizmem lazımdı. Ben burada bir tane. Bu hektaş önemli değil. O hektaşın hesabı 50 kere değişti yani. Her sene 300 milyon lira nakit kaybediyor. Kendi işlemlerinden. Neyse böyle dokundurdun mu? Hani herhalde önceki videoda şeye kızdılar. Sasa piyasa değeri şu. Tüpraş şu. Ya bir de şey var hani tamam çok insan hep büyüyecek tamam da bir de böyle bir pazar var, müşteri var. Yani bir müşteri bulmak kolay değil. İhracat müşterisi bulmak hiç kolay değil falan. Hani bir oturmuş bir iş ayrı. Hani bir de iyi kötü giden bir iş ayrı gibi. Finansman faaliyetlerin geliri bir kötü özelliği alınan edilen finansman faiz ve vadesini bilememek. Ha evet. Finansman faaliyetlerinden gelir gider. Tamam burada herhalde nakit akış tablosu okumayı öğrenmişim bu dönemde. Çünkü daha önce bilmiyordum. 2019'dan önce bilmiyordum. Oraları geçiyordum böyle. Hani bilanço, altta gelir tablosu, alttan şeye, dipnotlara. Akıllı yatırımcı bir borsası. Ya burada bir eğitim düşünmüştüm. Bu eğitimden sonra aşağıda kitapları okumuş kadar olacaksınız. Onu YouTube'da yaptım işte. Ya kimse para vermez çünkü eğitime. Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkı düzen artı ise kar yukarı kur yukarı gitmiş pardon. Yani dolar borcu var dolar yukarı gitmiş dolar TL. Dönem karı zararıyla gerçekleşmemiş yabancı para çevrim düzeltmesi garip bir şekilde aynı. Niye garip olsun? Nesi garip? Şey vardı ya Cem Uzan. Nesi garip? Tuhaf ama ha pardon nesi tuhaf? Tuhaf ama gerçek işte. 2002'de Shakira Türkiye'ye gelmişti. Nesi garip, nesi tuhaf pardon. Marketlerin ödediği kira geliri eşittir. Genel yönetim giderleri altında. Bravo. Şey. Ding 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 ding. Right. Good answer call. Bu kısmı koyarım. Şey. Samuel L. Jackson seslendiriyor ya şey.
Tempeni, Officer Tempeni çıkacak tahsili. Bilançodaki şirketleri çiz, bilançoda yaz, tamam. Arsa satışı veya 6 aylık bononun vadesinin yaklaşması gibi aslında ekstra bir gelir de olmayabilir. Ne? Ha evet. Tamam. Dönem varlıklar büyük olmalı. Varlıklar tabi. Yani ya bir şirket ne bileyim bir şeyin makinasının pahalı olmasından, mesela bir çimento fabrikası birinci fırınına masrafı yapa yapa bilançosunu büyütür ama bundan para kazanamaz. Önemli olan en az masrafla en çok parayı kazanmak. Piyasa değeri çarpı halka açıklık bölü günlük ortalama. Bunu sonradan uyguladım. Bunu şeyde göstereceğim. Şişecam. Şişecam dosyasında. Şişecam'da garip bir şey var. Çünkü daha önce de açıklamıştım herhalde. Hatırlıyorum yani dışımdan söylediğimi. Şişecam zaten mesela sigorta, mesela sigortadan da işte ne oldu? Güneş sigorta, Türkiye sigorta oldu. Ne oldu? Ziraat, halk, güneş birleşti. Türkiye sigorta oldu ama nerede birleşti? Güneş sigorta. Güneş sigorta diğerlerine iştirak da etmiyordu, konsolide de etmiyordu. Yani elinde güneş sigorta olanlara Türkiye sigorta kağıdı verdiler. Halk sigorta olanlara da Türkiye. Orada bir yeni bir şey oluştu. Halk sigortanın altın, pardon düzeltiyorum, güneş sigortanın altında. İşte şeyde de aynısı oldu Oyak Çimento'da. Mardin'de hepsini birleştirip Oyak Çimento oldu. Şişe'de şöyle bir şey oldu. Zaten Şişe Cam diğerlerine sahibiydi. Üstünde Şişe Cam olan mesela 10 bin lot Şişe Camınız varsa gene 10 bin lot Şişe Camınız var. Bir şey değişmedi. Sadece tabii Şişe Cam'ın sermayesi yükseldi. Elinde soda yazan kağıtları olanlara Şişe Cam verdiler. Zaten Şişe Cam alabiliyordun. Mesela Türkiye sigorta alamıyordun daha önceden. Ya zaten adam Şişe Cam alırdı yani. O yüzden Şişe Cam'ın çok satılmış olması lazım. Zaten son 3 ayda 5 ayda bayağı satılmış aslında. Hani orada fiyat 5'te 1'ine inmemiş ama çok satılmış. Yani hatta kademelerde de şu an en çok para dönen tahtalardan biri Şişe Cam gibi duruyor. Sulanma etkisi diyorlar ona. Aslında birincil halka arz veya ikincil halka arzda sulanma etkisi hesabı olur. Çünkü orada hesap yapabilirsin. Ama şu var. Mesela bir adam aldı. Mesela bugün aldın. Ama bir sene sonra satacaksın. Sürekli alıyorsun ya, o sulanma etkisini azaltıyor. Yani piyasayı kurutuyorsun. Ama şöyle bir şey var. Adam 2005 yılında aldığı şişe camı satıyorsa da piyasayı acayip derecede sulandırıyor. Ama bunun bir hesabı yok. Yani çünkü adam satarken onun iktisap tarihini bir tek kendi bilir. Kimse bilemez onu. Gibi. Ne bileyim, biraz karışık ama böyle yani. Yani eşsiz bir bir de şey var bu. İş yatırımın Şişe Cam raporunda. Yani önceden Şişe Cam Holding'ti. Şu an holding değil. Direkt kendi şey yapıyor. Direkt kendi başka bir şirket oldu. Holdinglerde net aktif değer hesabı yapılır. GEO gibi işte. Genelde profesyoneller öyle yapıyor yani. GEO'larda aslında net aktif değer işe yaramaz bir şey. Çünkü işte gayrimenkullere bakacaksın. Bir de piyasa değerine bakacaksın. O kadar yani. Holdingler öyle. Çünkü holdingin işi sadece iştirak etmektir ya da konsolide etmektir. İşte finansman sağlamaktır grup şirketlerine falan. Denetim falan. Şimdi Şişe Cam holdingden yani fabrika şirketine döndü. Yani Çimsa Afyon Çimento'yu konsolide ediyor. Ama Afyon Çimento dediğim bir fabrika. Çimsa'nın altında 4-5 tane fabrika var. İşte değişik kapasitelerde ama Çimento'da herkes kapasitesinin yarısı falan çalışıyor. Şimdi bugün bile, bu dönem bile. Neyse. Yani bu Çimsa'yı hem bir holding yapar, Çimento Holding yapar hem de yapmaz. Ne bileyim biraz karışık yani. Ne şey ki ne düzgün ki yani. Karışık değil. Hayat karışık zaten. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı temettü diyor artı geri alım. Bu geri alım zaten dandik bir işti. Bunu iyice bitirdiler. Çünkü geri aldıkça stopaj ödeyecek, yatıracak şirketler şimdi.
Bunun kaynağı ne? Kaynağı götüm. Tamam mı? Piyasadan duydum. Kaynağı götüm. Kaynağı falan yok. Her anlamadığınız işin kaynağını sormayın. Yok çünkü kaynağı. Kaynağı götüm. Tamam mı? Ha, zaten bu Amerika'daki gibi bir geri alım değil yani. 100 liralık alım yapıyorsun. Öz kaynaklarından 100 düşüyorsun. Öyle bir avantajı yok Amerika'daki gibi. Amerika'da çünkü net karın bölündüğü sayıyı düşürüyor. Bu da hisse başı karı arttırıyor. Bunun da kaynağı, bunun da kaynağı götüm. Sert rekabet fiyatları aşağı çeker. Bu da low cost'lara yarar. 97 mektubu bu. Warren Buffett'ın bunu. Sert rekabet fiyatları. Ya burada işte low cost artık neyi, Walmart'ı mı ya şey yapmış o kadar değil. Şimdi olsa mesela daha geniş bir not alırım. Ama burada bunu yazmışım sadece. Nohut. Nohut ne ya? Nohut alacağım da. Ha, bu ne? Migros 47 liraya geçti. IMKB 30 kağıdı oldu. Ha, bunu videolarda bahsediyordum zaten. Warren Buffett'ın kriterlerinden biri. Ya olabilir de olmayabilir de. Cari oran. 1,5 üstü. Yani bir de o. Ya şey dedim ya 0, 5 yıl önce 0,20 olan bir şirket bulun. Ya bugün fiyatı daha yukarıdadır. Hatta çok daha yukarılarda olma ihtimali yüksek. Hani batmış bir firmaya denk gelme olasılığınız düşük. Düşük işlem hacmi ve etkisi ve eksik kapama. Ne bu? Ha alıcı yok demek ama tabii şey yani. Salı alıcı yoksa çarşamba olabiliyor yani. O kadar basit değilmiş. Earnings per share. Net income. Kar yani. Bölü shares outstanding. Yani bu biz ödenmiş sermayeye bölüyoruz. Ödenmiş sermaye değişmiyor çoğunlukla. Hani bedelli veya bedelsiz yapmadığı sürece. Burada shares outstanding her gün değişebilir şirketin geri alımlarıyla. Firma değeri bölü defter. Bunlar falan çok öyle bu temettü verimi demek. İşte temettü verimi senelik bir günlük bir şey dedik ya. 2000. Bu ne? Ha bu şey. Bir toplantı yemine gitmiştim. Akış yukarı potansiyeli hareket üst kademelerdeki erikler ne ya? Ha 2014, 2015, 2016'da %26 olan brüt kar bu sene %28. Zaten baktığım kadarıyla 1000 ne ya? BİM %16. Aslında bir yani %16 bir market için güzel bir marş. Bu şimdi %28. Ya işte ne bileyim bu dönem kaçtı yani fiyatı. Şimdi böyle küçük defterde yapmıyorum. A4'te yapıyorum. Arta metotta yapıyorum. Ondan böyle. Bu defterler böyle. İş yatırım menkul piyasa değeri 866 milyon. Aslında ben gerizekalıyım diyorum yani. Bunları tweet olarak atsam işte ya incelemiştik. Yani sene başında ne bileyim adam 6 ay önce Sasa ucuz demiş, tamam mı? Tamam almış mı? Hayır almamış. Ama ucuz demiş öyle atmış bir kenara hani. Dediydi de bir de altına yaz dediydi dersiniz. Ya burası da şey değil ki hani. Kayseri Spor bir şeyler yapabilir bu sene. Kayseri Spor'a güveniyorum. Ya para yatırıyor musun? Yatırmıyorsun. O zaman bu atmasyonu. Bu da böyle hani. Bunu göstermem lazım işte demiştik falan. İşte biz böyle analiz ederiz. Analiz ettik gitti. Hadi bana perakende de satıcılar, stoklar, ticari borçlar. Bak bu güzel. Satıcılar, stoklar, ticari borçlar. Ticari borçlar zaten raftaki mal. Stoklar zaten raftaki mal ya da depodaki mal. Henüz rafa gitmemiş. Bu da satıcılar. Bu da işte tedarikçi hesabın yani. Bu ne ya? Genel yönetim hisse başına kar bunların üstünü çizmiş. Ha bu şey önemli olan dağıtım giderleri bölü satışlar dağıtım giderleri bölü GYY değil. Bu da şey bu şey perakende zaten 3 tane 4 tane perakende firması var. Kokok ne bu piyasa değeri 11.9 şu an 22 falan mı bu? Koç Holding 45 bu ne zaman ya bak buna da tarih yazmamışım. Koç Holding 55 mi o? 50 oldu galiba. Bak Anadolu Endüstri o zaman çok düşüktü. Hak etmiyordu bak. Mesela Tüpraş 37'ymiş. Şu an 26 falan galiba. Tüp Traktör yazmamışım. Pergamon şu an 2
40 lira. 40 lira çarpı 7. 300 falan olmuş. Güzel. Yani 250 en ölçüsü. 70 dese 7 kat. Güzel. Yani ya benim yapmadığım bir işi anlatmak gibi bir huyum yok yani. Ne bileyim belki de eskiden beri böyle. Ya yani insan yapmadığı bir şey burada roman hani Everest'te tırmanan yani şimdi şey dedim ya hani bu neydi o? Rasim Ak mıydı? Habertürk'te bir gazeteci var ya. Rahim Ak pardon. Hani şey dedim diyorum ya. Yani siz hisse senedi aldınız mı hiç? Hani almadıysan nasıl bilebilirsin demeye getiriyorum. O da haklı olarak dedi ki o zaman ne alakası var? Hisse senedi almaya ne var? O zaman neydi? Neydi ya? Cinayet romanı yazmak için cinayet mi işlemek lazım? Doğru. Çünkü o öyle bakıyor. Çünkü o edebiyatçı, gazeteci yani. Yani bir işlemi yürütmek başka bir şey. Zaten ya düşün. 690 şimdi %1'i kaç bunun? 690 bin. 690 binin 2.7 milyon olana kadar bakıyorsun. Bakman lazım. Tamam mı? Arada ekleme yapman lazım. Ama 40'tan 30'a düştük ya. Tekrar 40 olmuş şimdi. Geçen baktım. Tekrar 40 olmuş. Onları yani bir bu varantla falan anladım ben. Kârda oturmak amma zormuş ya. Hani şeyden en başa dönmüş gibiyim. Kârda oturmak amma zormuş. Hani bakıyorsun 1000 lira kârdasın. Tamam mı? Zaten işleme 3000 lirayla başlamışsın. Ama sabah 1000 lira kar, öğleden sonra akşama doğru sıfıra inebiliyor. Eksiye bile düşebiliyorsun. Yani çok garip bir şeymiş. Normalde hani ben bayağı bir sene oldu hani ya dalgalanır yine gider yani. Hani 3000 not Türk traktör her zaman 3000 not Türk traktördür yani demeye oldu yani. Hani o psikolojiyi sağladım şimdi hani ayıptır. Niye ayıpsa? Hani yani Türkiye'de şöyle bir şey öğrendim ben. Şimdi lise bitti, üniversite bitti. Hani bunu öğrenmedim. Şimdi dışarıda öğrendim. Ben demeden kimse siz demiyor. Tamam mı? Hep ben diyeceksin arada. Tamam mı? Kimse çünkü senin hakkını vermiyor vermiyormuş dışarıda. Tamam mı? Neyse o böyle nereden nereye geldik ya? Yani bir tamam burada bak mesela şimdi Anadolu Endüstri en az 7000'dir. Bilmiyorum kaç şimdi de en az 7000 olmuştur yani. Ya bunun tarihi yok da bu 2019'un bir şeyidir. Ha bak burada şey yazmışım. Bunlar kapanan tahtaları not almışım. Önemli değil. Doğuş otomatiği mesela bunun çok üstündedir. Ya şu var. Mesela kendinizi rahmetli Şarık Tarağı gibi düşünün, tamam mı? Ya Warren Buffett'in yaptığını ben size söyleyeyim şimdi. Adam bakıyor, tamam mı? Adam holding patronu. Oturuyor. Şey zaten hani nasıl diyeyim? Adam Charlie Munger'da ne diyor? Warren Buffett'da ne bulursanız okuyun. Yani okumadan bir yerlere gelmiş adam yoktur gibi bir şey diyor. Tamam mı? Hani bunu ararsanız bulursunuz. Yani YouTube çok güzel bir kaynak. Hani Fortune'a, Forbes'a hani bunları yapan bilmiyor. Tamam mı? Şöyle düşünün. Warren Buffett bakıyor. Ulan Doğuş Otomotiv 1000 diyor. Tamam mı? Daha doğrusu Aydın Doğan'ı düşünün. Tamam mı? Aydın Doğan'ın şimdi araç bayisi var. Ne o? Suzuki. Suzuki motorlu araçlar. Suzuki bayi. Adam bakıyor. Doğuş otomatiği bu kadar etmez. Ya da Doğuş otomatiğinin içsel değeri. Intrinsic value diyorlar ya. İçsel değeri şu. Yani işte sonuçta Volkswagen araba. Yani Doğuş otomatiği dediğim Volkswagen, Porsche, Skoda, Lamborghini. Say bitmez. Scania tırlar. Gerçi Scania tırım biraz geri kaldı sanki hani. Diğerlerine pazar payı kaybetti. Neyse mühim değil. İşte Thermoking Selpak gibi bir şey olmuş. Aslında marka ama soğutuculu tırlara Thermoking diyorlar falan. Yani bir kere zaten Volkswagen, Türkiye geneli Volkswagen satışını yapan bir şirket bu kadar etmez. Adam bunu görüyor. Parası da var. Bir kısmını alıyor Doğuş otomotivin. Girdikçe alıyor. Mesela buradan girdi diyelim 1300'de çıkıyor. Tamam 1300 de düşük. Tamam mı? Doğuş otomotivin %15'ini holding
portföyünü alıyor, yatıyor aslında. Yani bir de tabii şey, onu süper yapan kısım, hani neden aldığını anlatıyor, doğru veya yanlış. Yani birçok yanlış işlemi de var. Mesela belki yarısı, adet olarak bakarsan yarısı yanlış işlem, tamam mı? Yani sadece para kaybetmek değil, pahalı almak değil, başını derde sokan yatırımları da var. Çünkü sadece borsadan hisse almıyor yani. Aynı zamanda tercihli hisse, finansman falan filan her şeyi yapıyorlar orada. Mesela bizde tercihli hisse yok. Çünkü halka arzdan sonra imtiyazlı pay oluşturulamaz. Bunun da kaynağı ne? Bunun kaynağı da götüm, tamam mı? Hani şey gibi, fiyat neden düşüyor? Çünkü temettü önce, bir önceki gün alan adamla bir sonraki gün alan adam eşit olsun diye. Ondan düşüyor. Bunun kaynağı da aynı yer, tamam mı? G nokta T. Ne oluyor? G nokta T nokta nokta nokta. Pardon, iki nokta. Neyse. Yani 1300'den hadi al, yukarıda orada bir daha al. Hatta Coca Cola'yı bir tane ben tabii mektuplarını böyle ayrı not almadım da, Coca Cola'yı mesela 3 kere, toplam 3 gün yani 3 kere alıyor. Hatta fiyat yukarı gidiyor, diyor ki ya iyi ki hani biraz bozuldum ama iyi ki almaya devam etmişim. Hatta bu Seas Candies'in bir şeyi var. İşte hatırlamıyorum da mesela 8 milyon dolar vereceklermiş. Sayılar atıyorum. Warren Buffett işte pahalı 7,5 verelim falan diyecek olmuş. Bir şey dememiş yani. O da diyor ki iyi ki Allah şey diyemeye getiriyor. Yani, Allah'a çok şükür çenemi tuttum nasıl olduysa falan. Oradan çok para kazandık falan diyor. Burada da hani fiyat yukarı gitti ama ben almaya devam ettim. İyi ki de öyle yapmışım. Toplam 3 kere falan alıyorlar galiba. Bir 87'de alıyorlar. Bir de 87'de 2 kere alıyorlar. 88'de de bir kere daha alıyorlar. Sonra bir daha almıyorlar zaten Coca-Cola hisselerini. Yani adam böyle hani, yani çok burada tabii çok düşmüş belki fiyat. Yani çünkü genel olarak değil, bu Doğuş Otomotiv'in özelinde bir şey. Hani araç satışları düşüyordu yani. Yarıya düştü falan. Mesela burada Türk traktörü yazmamışım nedense. Önemli değil. Önemli olan parayı bağlayıp işlemi, yani önemli olan bisiklete binmek. Hani bisiklete bindin, indin. Ya bu bisiklete binmek değil ki. Bisiklete binip 10 kilometre gideceksin. Ha, maratona başlamış herif. Maraton ne? 45 kilometre mi? 50 kilometre. Yani ilk kilometresinde bırakmış. Anlatıyor da anlatıyor. Ben maraton şampiyonu olacağım. Blok tutayım. Video yapayım. Ben maraton şampiyonu. Yani koş. Koştuğun kadar anlat. Tamam mı? Oradan feyiz alsın millet. Ya ben şöyle koşacağım, böyle koşacağım. Bana destek olun. Yok abi öyle bir şey. İnsan yaptığını anlatır. Yani bir problem çözdüğünü anlatır. Yoksa yaz oraya bir tane denklem. İntegralini al. İşte oradan karesini al, tamam mı, çıkan sayı. Oradan bir integralini daha al. Sonra türevini al falan. Tabi integralle türev götürdü birbirine. Neyse, oraları karıştırma. Onu al, bunu al. Hani çözdüğün kısmı anlat. Yani insan bir uzun uzun denklem yazıp bakın ben bunu çözeceğim diyebilir ama hani baştan söyleyeceksin o denklemi çözmediğini. Normalde insan çözdüğü bir soruyu anlatır. Onun gibi GEO'larda aktif karlılığı Allah takule GEO. Şimdi fiyatı nereye gitmiştir? Başka dinamiklerden gitmiştir. Yani gitmiştir yani. Ucuzdu. Ya zaten şey oluyor yani. Endekse bakın 2 yılda bir rekor kuruyor yani. Her şey ucuz. Mesela 2-3 sene sonra endeks gene 165 bin olacak belki. İşte 1650 olacak. Ne olacak şimdi? Yani Koç Holding ucuz mu diyelim yani? Sonra da hatırlayalım mı? Neyse, bir garip bir şey ya. İşte bu kadar şirket yok artık şeyde, ben hatırladıklarımı mı ya, pardon, senette bu geçmiş zaman hisseleri, bunun adı. Bu ne ya, bu benim eski notlarım. Şimdi şuradan ne göstereceğim? Ha, bir de bunu göstereyim bak. Başka ne göstereceğim? Şunu göstereyim. Burada ne yapmışım? Bu tabii bölünmüş fiyat. İki kere falan %100 bölündü bu galiba. Bir kere %100, bir kere %50 bölündü. Bak, alış satış yapmışım, bu yanlış. Ya alış tarafında olacaksın ya satış. Satayım alttan alayım falan demeyeceksin. Hiçbir şekilde demeyeceksin. Ya alış tarafında olacaksın ya satış tarafında. Mesela o zaman böyle bir şey yazan biri olsun. Mesela 2015 ne bu? Mesela bu
mesela şu olmasaydı iyiydi. Çünkü fiktif bir şekilde fiktif bir şekilde şeyini nasıl derler? Mesela burada %100 yapmış bak. Pardon, yapmamış. Aa evet, yıl içinde yapmış bak. 16'dan yani ne, bunu 32 diye okudum. Neyse, bir şeyler yapmış işte bak. İlk 6 ay, 5 ay alış tarafında olmuşum, şu hariç. Bu doğru. Ya hep alış tarafında olacaksın ya da satış tarafında olacaksın. Keşke o dönem öyle bir şey diyen olsaydı. Yoktu demek. Bu ne? Bu ne ya? Ya bu hidroilkle alakalı bir şey galiba. Hatırlayamadım şimdi. Pardon, ne hidroliği ya? Bu galiba depreme dayanıklı yapı tasarım. Q var. Daha doğrusu kat var. Bu H şeyden, yerden yüksekliği. Bak. Kat 1 aslında bu şey. Demek ki birinci kat 4.20. Bak üstteki kat 3.20. Bu dükkan katı işte. Birinci kat yani temel üstü. Daha doğrusu zemin üstü de hani şey, toprak üstü kat. Birinci kat yani zemin değil, bu 1. Demek ki bu dükkan katı 4.20 yüksekliği mesela. Ayaküstü depreme dayanıklı yapı tasarımı %1'ini bahsettim. Akfen'in 50, pardon, denizde 3500 lotum varmış. 14.000'de biri. Akfen'de 3576 lotum varmış. 51.000'de biri. Nereden, buradan ne anlayacağız? Demek ki denizin piyasa değeri bunun kaç oluyor? 3'te 1 oluyor. İşte ben de yakın işte 3.5'te 1 falan. Tabii şimdi tam tersi olabilir. Zaten deniz, yani lot başına 2 lira yatırdım burada. Yani 7.000, bu kadar lotla gelmiş olsam bu sene 7.000 lira yatıracaktım. Bu ne? Ha bu şey. Pupa Gayrimenkul Deniz Yatırım Ortaklığı ile birleşti. Onun haberi. Önemli değil. 5 sene önceki şeyler. Deniz Yatırım, Deniz Geo'da artık öne başka bir hesap var. Ya buradan şey seçemiyorum ben ya. Ya bu otelin mesela bunu 25 milyon liraya aldılar. Big Chefs 10 yıllığına kiralandı. Kısa kira miktarı açıklanmadı. Açıklamadı. Şey, iptal oldu sonradan bu. Açamadı Big Chefs falan. Bunu 25 milyona aldılar Denizbank'tan. Bu ne? Umpaş Holding. İşlem görüyordur herhalde hala. Mesela İlyas Akyüz 528 bin lot. Mart 2018'de Yanakkale'de satmak için can atıyordu bu zaten. Evet. Atıyordur. Taslak Otel kat planı. İşte böyle bir. Şu an otel galiba ama şu an her şey karışık. Şurada bir daha önceki videolarda bahsettiğim çift anadal. İTÜ çift anadal vardı ya. Nerede o? Onur Bey. Bak. Bu şey. Simpaş Geyo'nun markası. Proje müdürü. Proje geliştirme, bunun şeyi vardı. Ha, bunun arka sayfası da bu. İşte Enka, Baytur, tamam, bu Çukurova Holding'in. Bu da Enka'nın işte adı üstünde. Bak. 4 üzerinden 3.64 ile çift anadal. Bu da çift anadal. Bu mimarlık 3.64. İnşaat mühendisi 3.59. Bir de Erasmus var. Yani böyle. Yüksek onur öğrencisi. Yani şirketin çalışanlarına bakacaksın. Ne zaman yapmışım ben bunu? 5,5 sene önce bak. Her şey kısa dönem yapmış. Bu da ben gibi. Yani bize, bana da güya şey vereceklerdi. Onu da başka bir ara anlatırım. Yani bir tane benden önce bir İnşaat mühendisi vardı. Resmen yani kendi, yani şansım yaver gitmese herif mental, daha doğrusu ne der, maddi ama manevi açıdan iyi uyuttu bizi yani. Neyse, orada şansım yaver gitti de askerlik rahat geçti. Bak şimdi Vespe. Ne zaman? 6 sene önce. Bak. Görüyor musun? Bak yüzde, bak işte şey, yüzde hesabı acemici diyorum ya, işte bu da acemilik yani.
Burada ben ne yapmış? 3 yılı doldurmamışım işte. %36 kazanmışım ya falan. Yani tipi trist bak. Burada alıcı taraftayım. Burada da satıcı taraftayım. Yani ben 1.68'den sonra almadım sanıyorum. Ya şu paralar küçük küçük paralar yani. Önemli olan doğru işlem yapmak. Ya ben paramı falan. Ya şimdi şey var. Eskiden yapmışımdır belki. Böyle lot miktarı kapamak falan. Millet atıyor ya işte. 17.57'den aldım. 17.65'den sattım. Bereket versin. Lotlar kapalı. Siliyor böyle. Tamam. Neyse tamam. Olur yani. Para göstermek ayıp. Tamam. Ama yani lot siliyorsan mesela benim ben Corsa'ya biniyorum. Corsa'yı da kapamam lazım. Çünkü yani bir Corsa ne kadar belli yani. Yani notunu kapatıyorsan arabanı da kapatman lazım. Oturduğun yeri de kapatman lazım. Hani mahallene girince yüzünü kapaman lazım. Bence böyle yani. Aslında kapamaya gerek yok. Yani çünkü ya ne bileyim kimse borç istemez yani. Hani 1 milyon liran olsa 1,5, 2, 3, 5, 10, 8 milyon lira ben ya isterlerse vermezsin kardeşim yani. Önemli olan doğru işlem yapmak. Bak 17. Niye 17 almışım acaba? Bak fiyat düşmüş. Bak 19.20. Aa bir haftada ama çok düşmüş. Neredeyse %10. %10'dan fazla düşmüş. Bir haftada. Burada da satmışım. Bak bir de hesap yapıyorum. 2 ayda %30'a. Vay 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 vay. Yani bunlar dursa şimdi zaten bunun tamamını geri almıştım bir kere ve üstünde 40 yazıyordu. Ha şu bile bak. Adet. Şunun kendisi zanne. Bir de aldım bu kadar parayı. Neyse dursaydı diye bir şey yok ya. O zamanın hesabı başka. Bilgi birikimi başka. Nasıl ki şimdi 100 sene öncenin bilgi birikimi başka, şimdinin başka. Bu da böyle. Şey işte 86 lot almışım. 86 lot satmışım. Bilgi birikimi başka gibi düşünülebilir. Bu ne? Bu da Akfenge'yi onun. Kayseri Novotel 232.000. Ne bu? Bu yıllık mı? Pardon. Ocak-Ekim kira getirisi galiba bu. Bu ne ya? Ya bunu da. Bu aylık kira geliri galiba. Tabii şimdi de böyle yazmıyorum. Direkt 232 yazarım şimdi olsa. Yani senelik 40-50 milyon lira kira geliri vardı bu Akfen'in o zamanlar. Şimdi daha iyi ama şimdi bayağı gayrimenkul işlerini yani holdingin gayrimenkul işlerini orada toplamışlar gibi. Ona da bakmakta yarar var. Bu ne? Deniz GYO. Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı. %91 deniz menkul değerler. Mesela bu da. Şimdi halka açıklığı %8'in çok üzerinde ama fiyatı daha yukarıda. FK 5-2 hani ya şimdi bakmıyorum bunlara yani bunlar şimdi. Bahçeşehir Havane'deki birimleri teker teker elden çıkarıp şube alımı yapılabilir mi? Yapamaz. KDV alacağı 33 milyon pek KDV alacağı şey dönem varlıklar altında KDV alacağı görürsünüz. Dipnotlara bakarsanız pek ümitli olmayın yani alınabileceğinden. Çünkü alınmıyor hani öyle bir şey yok. Ne derler ritüel yok. İhracatçı falan değilsen ki değil bu da. Aralık deniz GEO değeri 58 117 milyon TL'den ucuz 6 GEO var. Ha bir de şu var. Mesela gerçi burada deniz GEO yok çünkü daha dönüşüm olmamış galiba. Çünkü 2013'ün sonunda Aralık ayında dönüşüm oldu. Hatta yılın son günlerinde dönüşüm oldu. Bak mesela vakıf geliyor. Piyasa değeri yüksek olması lazım. Yüksek bak. Toplam portföy değerinin 4 katında. NAD kaç? Bak NAD'a göre prim. İskonto. Bu hariç diğerleri iskontolu zaten. Bak Nurol iskontolu. Bu yıllardaki şimdi açın fiyatı, fiyat grafiğine bakın. Vakıf da Nurol da bu sene geri bu fiyatına geldi. Hani şey var. Uzun vadede kazan ya iyi şirket mutlaka ederine gelir diyorlar. İşte o mutlaka biraz yıllar da alabiliyor yani. Toplam portföy değeri piyasa değeri bak. Bu piyasa değeri bu çok yukarıda ama bu birleşti. Bu çok çok daha fiyat yarıya düşmüş ya benim Allah Allah.
Bu kadar düştüğünü hatırlamıyorum vallahi Akfen'in. Demek ki düşmüş ya. Safla ne bu? Akiş birleşti işte. Bu daha büyük bir şey oldu. Betası beta da şey işte. Bir olunca endekse paralel hareket ediyor. Deniyor. Bak eksi oldu mu ters. Bu şey demek. Gerçi 1'e yakın bir eksi 1'e yakın oluyor mu bilmiyorum. Ben hiç beta hesaplamadım. Ya bu zaten olmuş bir şey, tamam mı? 3 aylık beta mesela 100 giderken %10 giderken %7 gitmiş demek bu özak. İşte kaç dönemlik, kaç aylık hesaplıyorsan. Özak da bunun çok yukarısında şimdi. Zaten iskontoluymuş. Ama tabii mesela özderici alarko görüyor da çok iskontolu. Hatta en çok iskont mesela killer yok. Pardon, killer var. Nasıl yok? Ama bu Allah bilir nerelerden düştü bu killer, tamam mı? Hatta halka az değerinin altında olabilir bu yani. Hani bayağı bir karın ağrısı çektiriyor da gidiyor bir yerlere. Hani karın ağrısı çekmek isteyen varsa buyursun, önden buyursun yani. Killer geliyor için söylemiyorum. Mesela Martı. Hani doğuş. Bir de doğuşta şu mesela net aktif değerine göre çok primli görünüyor. Çünkü ne dediğini söyleyeyim. Bu tarihlerde şey oldu. Neydi o? Bak 27 Kasım. Yani bildiğin 2013'ün sonu bu, tamam mı? Neydi oranın adı ya? Galata Port ihalesi oldu. Hiçbir Doğuş Holding kazandı. Hiçbir alakası olmamasına rağmen Doğuş geliyor. Tavan tavan gitti. Neden? Çünkü halka açıklığı düşük. Burada yok tabii halka açıklığı da. Var mı şurada? Bak. Finansal borçlar öz sermaye, hiç borcu yok. Servet. Nereden nereye geldi be? Vay anasını. Bak halka açıklığı yok burada. Satış geliri Taksim portföy değeri. Bu ne ya? Ha bu. Vallahi biz aslında bu mesela burada dört farklı şirket var. Mesela şu AVM, şu Yapsat, şu ikisi karışık, şu da karışık. Bu Yapsat, AVM karışık, depo, Yapsat. Bir tane proje vardı benim hatırladığım. Novodoragos. Bak satış geliri 155 bin. Son 4 çeyrek. Oha, bu böyle şey mi olur lan? Alarko 32. Yani satış gelirini buradan kira geliri olarak hesaplayabilirsiniz de mesela. Saf 8. Ha pardon. Ama nasıl? Safın, o demek ki satış geliri hakikaten. Doğru. Kira geliri değil, hakikaten satış geliri. Mesela bu da yanlış. Yani bir hasılat hasılattır yani. Kira geliri de hasılat olduğuna göre geliyor onun. Neyse yani yapmışlar artık. Çok mesela Ata geliyor, Nurol, Yapı Kredi Koray burada proje bitirmiş belli ki. Bir şey diyemem. Mesela Yeşil geliyor. Oha. Aktif toplam 1103. Satış geliri 410. Maşallah. Şuradan bakalım. Yeşil geliyor. Ticari konut. Piyasa değeri 119 milyon. Aslında satışına göre ya biri 119, biri 410 yani. Karı öz sermayesi pardon 227. Öz sermayesinin ya piyasa değeri, defter değeri nerede yazıyor? Piyasa değeri, defter değeri. Aslında GEO'larda piyasa değeri, defter değeri de net aktif değere bakmak lazım. Bayağı İskontolu çıkar. Bak acayip iskontolu. Artık o. Hatta en iskontolu bu. Yani bekleyen kazanmış abi. Ya tamam da niye bekleyelim? Pupa net aktif 169 milyon. Ben en ucuzdan ucuz 6 geliyor var. Kira 6.100, 6 milyon 122 bin. Genel yönetim 668 bin. 20 milyon zarar. Bu ne? Bunu bilemedim. Bu 3 senelik şey mi? Bu da notlarım 5 mi olsun? Notlarım 5 olsun. Daha şey
genel kurula yazdığım not var. Soda genel kurulunu basıp paramızı çalıyorsunuz diyelim. Notlarım var. Tamam mı? Genel kurulu basıp hakkımı helal etmiyorum dediğim notlar var. Bunlar da 6'ya kalsın, sonra da bitiyor zaten. Şey var. 2008-2009 var. İşte lise sonunda AFS sınavına falan girmiştim. Onlar var. Bir de 2010'da CNBC izlerken not aldıklarım var. Evet, hepsi tırvırı şeyler yani. Lise 2 öğrencisine not alırsa onlar yani. Ama ne lise 2'si? Üniversite 1. 1-2 yani.